Çocukların cinsel istismara uğramasını önlemek devletin asli sorumluluğudur. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Kadın Kolları, Karaman'da Ensar Vakfı bir okulda 45 çocuğa cinsel istismar uygulanmasını sert bir dille kınadı. Çocuklarımızı denetimsiz, Kur'an kurslarında eğitimcilikle ilgisi olmayan bir güruhun eline teslim etmiştir. Bu üzücü olay, çocuk istismarının toplumumuzda ne denli ciddi ve kapalı kalmış bir konu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hatay İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasına İl Kadın Kolları, Defne, Antakya ve Yayladağ Kadın Kolları üyeleri katıldı. Burada konuşan CHP Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Filiz Haksöz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasının skandal olduğunu vurgulayarak bakanın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Siyasi erkin başındaki bu kişi, taciz ve tecavüze uğramış çocuklara sahip çıkamıyorsa ve elde ettikleri güç çocuğu ve kadını bu tür maruziyetlerden koruyamıyorsa bu asla kabul edilemez bir durumdur. Başkan Haksöz, CHP'li kadınlar olarak çocukların, geleceğin korunması, çocuk haklarının savunulması için devleti, tüm kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırdıklarını belirtti. Çocuklarımızı bu anlayışa emanet etmeyeceğiz ve benzeri vakaların tekrar yaşanmaması için gerekli olan kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi konusunun da takipçisi olacağız. Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Yeraldı aynı konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun söylemlerine de değinen Yeral, Bakan Ramazanoğlu'nun söylemlerini skandal olarak değerlendirdi. Yeral açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Doğrusu sözün bittiği, kelimelerin tükendiği, yüzlerin kızardığı ve akılların durduğu bir yerdeyiz. Alabildiğine sıkılıyoruz, tiksiniyoruz, iğreniyoruz, utanç duyuyoruz. Biz bu rezaleti yapanları, razı olanları, destekleyenleri, örtenleri, kanundan kaçırmak isteyenleri ve de ödüllendirenleri şiddetle kınıyor, protesto ediyor ve lanetliyoruz.